있죠. Hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. Gelin gönderirken ona bir şeyler verilir. Benim verecek çok bir şeyim yok. Sadece... bu iki bilezik. Benim iki kızım var. Biri Tapasya, biri de sensin. Tapasya'da sen de yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bunu ettiğimiz duaların sembolü olarak gör. Dualarım her zaman senin yanında kızım. Eder eder. Mutlu olun. Hayır, hayır. Mutlu olun. Bir tek şey için dua ediyorum. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Tamam, tamam. Mutlu olun. Anne. Seni çok özleyeceğim anne. Ben de seni çok özleyeceğim kızım. Uslu dur, tamam mı Muktan? Eve gidelim mi?
asla dönüp arkana bakma kızım. Önünde sadece mutlu bir hayat var. Evet baba. Ha, kendine iyi bak lütfen, olur mu? Anne. Ağlama lütfen. Ben seni çok özleyeceğim. Hem de çok anne. Bu evin sorumluluğu artık sende canım. Herkese iyi bak lütfen. Ve kendine de çok dikkat et. Anne, ağlama. Hadi. Hı? Hadi gelin. Gelin hadi. Lambalar, zerdeçal, çiçekler, her şeyi aldım. Baba, sanırım geldiler. Tapasya kızım, bugün bu aileye büyük bir iyilik yaptın. Ben hiçbir şey yapmadım baba. Ben sadece bu eve mutluluğu geri verdim. Ve yıllardır taşıdığım yükten de bugün kurtuldum. Doğrusu... Sizi böyle mutlu görünce ben de çok mutlu oluyorum baba. Gidelim mi? Eve girmeden onları karşılayalım. Hadi. Thank you.
Bugün bu eve gelmekle. Kadınların yaptıkları fedakarlıkların. Zayıflık olduğunu düşünenlere ve onlara işkence edenlere. Bir ders oluyorsun sen. Evine dönmen diğer kadınlara da ilham verecek canım. Bugün aileni, evini ve haklarını hepsine kavuşuyoruz. Hadi gel İtça. Gel İtça. Hadi. Benim muktam bu eve gelin gelmeyi iyi bir niyetle istemişti. Yani başka birini mutlu etmek için. Kendi hayatını feda etmeyi kabul etti. Bugün onun amacını ben gerçekleştirdim. Vay. Demek ki karımın benimle evlenmesinin sebebi buymuş. Çok zeki bir kadın bu. Hem beni mağlup etti, hem de yengemi. Nasılsın baba? Siz mutlu olun ve bir ömür birlikte kalın. İtça kızım, eğer mümkünse beni affet. Yıllarca sessiz kaldım ve senin hakkını savunamadım. Hayır baba. Sen ne yaptıysan bu aile için yaptın. Hadi gidelim. Sorun değil İtça. Baba? Senin bir sürü araban var. Artık beni gezdirirsin, öyle değil mi? Aman Tanrım. Gözlerime inanamıyorum. Olaya bak. Anneyle kızı. Anneyle kızı. Anneyle kızı.
Baba, işte bu senin torunun, kızım Miti. 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 Miti, bu da senin büyük baban. Demek büyük babam sensin ha? Hayır kızım. Büyük baba, ben senin başının etini yiyeceğim. İçça, bir torunum olduğunu bana söylememiştin. Hem sen buraya da gelmiştin. Ama bunu sakladın. Bunca yıldır. Bu sırrı benden sakladın. Bence çok iyi oldu. Eğer saklamasaydım iti... Miti, bu babaannen. Onun ayaklarına dokun kızım. Merhaba. İçe gel hadi. Miti'ye odasını gösterelim hadi. Gunvanti. Eğer bugünden sonra İçe'ye ya da Miti'ye bir kötülüğün dokunursa... buna asla sessiz kalmam. Doğru söylüyorsun baba. Sana hayranım Tapasya. Karar verdiğin şeyi yapıyorsun. Evet. Eğer benimle el ele verirsen birlikte daha çok şey yapabiliriz Candı abla. Çok şey. Tapasya. Beni sakın Amala kadar saf zannetme, olur mu? Neden zannedeyim ki? Evet sevgili karım. Amacını gerçekleştirdin. Şimdi ne zaman çantanı topluyorsun bakalım? Daha değil. Sevgili kocacığım. Şimdi bir işim daha var benim. Önce seni bir hapse göndereyim de. Ondan sonra giderim. Divya, Namine'ye bir bakar mısın? Bunca yıldır İtcan'ın Vir'e kavuşamamasına ağlıyordu değil mi? Şimdi hayat arkadaşına kavuştuğunda yine ağlıyor. Annelerin duygularını hiç anlayamıyorum. Hayat böyle bir şey işte. Eğer kalbin yarısı mutlulukla doluysa, diğer yarısı da üzüntü doluyor. Sen ana yüreğini anlayamazsın. Anne olmayan anlayamaz. Bir taraftan Miti'nin düğün sevinci var. Diğer taraftaysa onu göndermenin üzüntüsü. Evet hanımefendi. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hayat böyle bir şey işte. İççi annemle Miti gittiler. Şimdi bir an önce... Vishnu ile ilgili gerçeğe ulaşmam gerek.
Bari şimdi biraz gülümse. Abi, sen Şarda ile ilgili bir bilgiye ulaşabildin mi? Polisle konuştum Mukta. Bunun bir intihar vakası olduğunu söylüyor. Abi bu mümkün değil. İçimden bir ses, Vishnu'nun bu işte parmağı olduğunu söylüyor. Yeter Mukta. Yeter. İkiniz de sakin olun lütfen. Annemin durumuna bir baksanıza. Mukta. Vishnu'dan şüphelenmeyi bırak artık, anlıyor musun? Ama eğer öyleyse neden hala kimliğini getirmek için gelmedi? Sözlerime ikiniz de inanmıyorsunuz. Ben büyük babamla konuşacağım bunu. Mukta. Ne fısıldaşıyorsunuz bakalım öyle? Bana da söyleyin hadi. Bir şey yok. Büyük baba. Mukta. Büyük baba, seninle çok acil ve ciddi bir şey konuşmam gerek. Kanha lütfen. Lütfen bir şeyler yap. Eğer bir şey söylerse düğün iptal olur. Ne oldu kızım? Söylesene. Söylesene, ne oldu? Büyük baba, benim Miti'nin evliliğiyle ilgili söylemem gereken bir şey var. Miti'nin evliliğiyle mi ilgili? Mukta söylesene hadi, ne oldu? Ne oldu kızım? Söyle bana. Korkma, söyle bana. Hadi söyle. Hı? Mesele ne? Büyük baba... Söyle kızım. Sorun ne kızım? Söyle bana. Korkmana gerek yok. Söyle bana hadi. Doğrusu Miti ve Vishnu... Ben bakarım. Vishnu, gel. Gelin. Gel oğlum, gel. Nasılsın oğlum? Sağ olun, iyiyim. Otursana. Hayır, biraz acelem var. Size bunu vermeye geldim. Bu ne oğlum? Pasaport için kimliğe ihtiyacınız vardı. Onu getirdim. Aa, evet, evet. Burada kimliğim, ehliyetim var. Göstersene büyük baba. Vishnu Kashyap. Eğer başka belge lazımsa hemen getirebilirim. Hayır oğlum. Ajenta bu kadarı yeterli dedi. Demek istediğim doğum belgesi ve benzer şeyler de olabilir. Hayır oğlum. Sanırım bu kadarı yeterli olacaktır. Kanha oğlum, sen bunu hemen ajentaya teslim eder misin? Pasaportu çıkarsınlar. Hı? Tamam. Vishnu. Oğlum otursana. Bir çay içip gitseydin. Hayır. Bugün tatlı yemen gerek senindi.
Bugün evimiz biliyorum, için... Biliyorum, evet. Bugün sizin için çok mutlu bir gün. Öyle değil mi? Miti bana anlattı. Birçok gelişme olmuş. Ben de şaşırdım. Baksanıza, düne kadar patronum olan kişi artık kayınpederim. Bu yüzden ofise gitmem gerek. Yoksa daha başlar başlamaz kayınpederin gözüne batacağım. O zaman çabuk git, tamam? Hayır, hayır oğlum. Böyle söyleme. Tanrı biliyor. Sen çok çalışkan birisin. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hiçbir şeyin ters gitmesine izin vermeyeceğim, merak etmeyin. Şimdi müsaadenizle. Peki oğlum. Mukta, Vişnu'yu kapıya kadar geçir bakalım. Büyük baba, ben geçiririm. Abi, eniştemi ben geçireyim. Hadi. Hoşça kal. Benden şüphelendiğini biliyorum. Benden şüphelendiğini biliyorum. Benim göründüğüm kişi olmadığımı düşünüyorsun. Yani Vişnu olmadığımı. Hayır enişte. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Nereden çıkarıyorsun bunu? Öyle bir şey gerçekten yok mu Muktacığım? Evime kadar gelip ne arıyordun peki, söylesene. Seni dinliyorum. O gün çeki aldığında bana aynı şeyi sormuştun. Akash Katerji kim diye. Evdeki herkesin önünde kimliğimi istedin. Pasaportumu istedin. Mukta, seni gerçekten anlayamıyorum. Neyi ispatlamak istiyorsun? Hayır enişte. Beni yanlış anlıyorsun. Biliyorum sen Vişnu'sun. Akash Katerji. Akash Katerji benim adım. Söyle. Ne yapacaksın? Düğüne şurada kaç gün kaldı? Birkaç gün. Bu kadar kısa sürede Akash Katerji olduğumu nasıl ispatlayacaksın? Yanında kanıtın var mı? Sen benim Akash Katerji olduğumdan eminsin. Ama Miti ile evdekiler benden şüphelenmiyor. Bak Mukta, benimle Miti'nin evlenmesini istemediğini düşünüyorlar. Çünkü Mukta'nın beni sevdiğini sanıyorlar. Bunu sen de çok iyi biliyorsun, değil mi? Onlar Miti ile benim evlenmemi istiyor. Oysa sen benimle evlenmek istiyorsun. Böyle düşünüyorlar. Peki onlara ne cevap vereceksin? Hadi söylesene, dinliyorum. Ne yapacaksın şimdi Mukta? Hadi söyle. Ne yapacaksın Mukta? Ha ha ha!
Ne zannettin Mukta? Şaka yapıyorum sadece. Evdeki büyükler de içeride şaka yapıyordu ya bana. Sen hiç merak etme, tamam mı? Hem neden korkuyorsun ki? Eğleniyorum işte. Bak, senin arkadaşın evleniyor. Biz bir evlenelim, hep böyle eğleniriz seninle. Hı? Hadi eve dön, evlilik hazırlığı yapmanız gerek. Benim de öyle. Çok yakında arkadaşınla evleneceğim. Hı? Hoşça kal. Benim adım Akaç Katerji. Söyle. Ne yapacaksın? Düğüne şurada kaç gün kaldı ki? Birkaç gün. Bu kadar kısa sürede Akaç Katerji olduğumu nasıl ispatlayacaksın? Bu olayın başka bir tarafı olduğundan emindim. Bu adam çok tehlikeli biri. Miti'yi ondan korumak zorundayım. Hepiniz, arkadaşlarınızın gömleğine de yazın. Biz burada büyüklerimize saygı gösteririz. Bunun içinde başka bir şey var mı? Bak küçük, bu sana göre bir şey değil. Bunu içme. Garson, partilerde çocuklar böyle şeyler yapmaz. Kızım, bu Yuğraç. Senin abin. Biliyorum büyük baba. Onunla tanışmıştım. Biliyor musun? Biz aynı okulda okuyoruz. Sakın bana terbiyesizlik etmeye kalkma, tamam mı? Ha? Yürü be. Mukta. Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kızlara böyle mi davranıyorsun? Annen baban sana hiç terbiye vermedi mi? Ben o zamanlar onun abim olduğunu bilmiyordum. Meğer biz kardeşmişiz. Ve biliyor musun? Büyük baba, abim bana ne diyordu? Kim olduğumu bilmeden o bana küçük diye sesleniyordu. Kader böyle bir şey işte kızım. Bunu ben de bilmiyordum. Meğer bir torunum varmış ve aynı annene benziyorsun. Kızım, annen yaptığı her şeyi bu ev ve bizim için yaptı. Bunu kimse inkar edemez. Kader seni bu evden yıllarca ayrı tuttu. Sen sonunda evine döndün ya, hepimiz mutlu olduk. Ben sizi bulduğuma çok sevindim. Bak güzel kızım, babaannen Guvanti bu evde her zaman bize nefreti aşıladı durdu. Ve aynısını Yuğraç'a da yapıyordu. Kızım, sana bakınca düşünüyorum da, eğer Yuğraç da İkcan'ın gölgesinde yetişseydi, bugün asla hapiste olmazdı. Büyük babasına her zaman saygı gösterirdi. Büyük baba, neden böyle söylüyorsun? Bak ben varım ve ben sana saygı duyuyorum. Ben senin torununum. Bak, bak sana söz veriyorum. Her zaman senin yanında olacağım. Hadi şimdi gülümse. Kızım benim. Miti? Babaannene sarılmayacak mısın kızım? Ben buraya sizinle yaşamak için ve
güzel zaman geçirmek için geldim. Ama geldiğim zaman ne yazık ki sizin gözlerinizde ne anneme karşı sevgi ne de geldiği için sevinç gördüm. O zaman ne hakla beni çağırıyorsunuz? Üzgünüm babaannem. Beni affedin. Artık farkına varıyorum. Senin ve İtcan'ın yetiştirme tarzınız çok farklı. Ne oldu Mukta? Şey abi. Abi sana Vişnu ile ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Aslında Vişnu... Yeter. Artık Vişnu'nun aleyhinde tek kelime duymak istemiyorum. Senin sözlerine inanıp o zavallıdan şüphe ettiğim için utanıyorum kendimden. Abi... Bugüne kadar onun aleyhine eline bir delil geçti mi? Hayır. O gelip bize kendi isteğiyle kimliğini verdi Mukta. Sense hala ondan şüpheleniyorsun. Bak Mukta. Vişnu'dan uzak dursan iyi edersin, tamam mı? Yoksa senin bu şüphelerin yüzünden Vişnu ve Miti'nin arası bozulmak üzere. Eğer bu olursa bu evdeki hiç kimse, özellikle de ben, seni asla affetmeyiz. Abi! Abi! Mukta! Yenge... Söylediklerimizi anlamaya çalış. Biliyorum sen Miti'nin iyiliğini istiyorsun canım. Artık düğüne az zaman kaldı. Hem Vişnu da kimliğini ispatlamış durumda. Böyle yaparak eline ne geçecek? Yenge, lütfen ama ben... Mukta. Lütfen bizi anlamaya çalış. Efendim Anita. Tamam. Şimdi Şardan'ın evinde mi toplanıyoruz? Hemen geliyorum. Ne zamandır seni arıyorum Mukta. Neden hiç telefonuna bakmıyorsun? Hey, siz de kimsiniz? Bakın, burada hiçbir şeye dokunamazsınız. Şardan'ın cenazesi ailesine teslim edildiyse, eşyasını da teslim etmiş olmalılar. Ve tabii bilgisayarı da. Miti? Anne, benim odam hangisi söyler misin? Canım benim. Hadi gel, ben seni götüreyim. Bak İtcha. Kızın seni arıyormuş. Tamam, dinle. Miti'nin odasını beraber dekore edelim, ne dersin? Ben de böylece kızım neyi seviyor, neyi sevmiyor öğrenmiş olurum. Miti? Ne oldu canım? Anne, ben biraz önce abimin fotoğrafını gördüm. Ve benim abim, o Mukta'ya saldıran çocuk. Miti kızım, eğer abin de düzgün yetiştirilmiş olsaydı, o da bugün burada, yanımızda olurdu. Babaannen ona anne sevgisi veremedi. Ha, biliyorum anne. Büyük babam da aynını söylüyordu. Ve eğer abimi sen yetiştirmiş olsaydın, bugün asla bunları görmezdik.
için neler yaptın. Ve kimse bunu bilmedi. Bu da senin yüceliğin işte. Anne, büyük babamın gözlerinde sana karşı öyle bir saygı görüyorum ki, sana ne kadar kötü ve ne kadar yanlış davrandığımı fark ediyorum. Hayatında ne kadar çok sıkıntı çekmişsin. Bugün lütfen kızına söz ver. Bundan sonra benden asla bir şey saklamayacaksın. Her bir üzüntünü kızınla paylaşacaksın. Ve her zaman kesinlikle anne kız birlikte olacağız. Söz mü? Söz kızım. Söz veriyorum. Ne kadar büyüdüler öyle değil mi? Mukta ve Miti. İkisi de çok anlayışlılar ve çok, çok zeki oldular. Değil mi Tapu? Miti, şimdi konuşmayı bırak ve gel. Biraz benimle otur hadi. Evet, otur şöyle. Miti, Tapu ve ben odanı beraber dekore edeceğiz. Göreceksin, odan gerçekten çok güzel olacak. Birkaç günlüğüne bizimle kalacaksın ama. Ve sonra oğlum Vishnu ile yaşayacaksın. Hoşuma gitmeyen tek gelenek bu işte. Büyüdüğümüz o evi, anne babamızla yaşadığımız o evi terk etmek zorundayız. Mitim. Evlendikten sonra bir kadının hayatında çok şey değişir kızım. Hayat tarzı, ailesi, çevresi, her şeyi geride kalır Miti. Ve yeni bir aileye uyum sağlamak zorundasındır. Bugün sana bir öğüt veriyorum kızım. Evlendikten sonra kızların çok fedakarlık yapması gerekir. Emek, sevgi, sabır. Bu üç esası bırakmazsan aile hayatında asla sorun olmaz. Bunu sakın aklından çıkarma, olur mu? Bunları dikkate alacağına inanıyorum. Miti kızım, dinle. Bir şeyi daha unutma sakın, tamam mı? Zamanın değişmesiyle kadınların da değişmesi gerekir. Bir kadına haksızlık yapıldığı zaman ders çıkarıp sen de onun yanında olmalısın, anladın mı? Anlaştık mı? Anne. Tapasya anne. Söylediklerinizi her zaman aklımda tutacağım. Ve bir de duanızı istiyorum ama. Dualarım her zaman seninle olacak kızım. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise koi roothi nani. Nanhe nanhe.
नसीहतों में गुड़िया पुरानी।